tasavvufa tarikat ayrıdır diyen o cahil ve gafillere söyleyeyim. Bunun temelini Hakim-i Tirmizi ve İmam Gazali atmıştır. Bu tasavvufun. Ve ne diyor onlar? Ne diyor hocam İmam Gazali? Hakim-i Tirmizi ilk önce. O 932'de öldü o. Evet. Hatmül Evliya, Almül Evliya diye iki kitap yazdı. Bu adam ne diyor biliyor musun? Diyor ki, kesin ilim diyor, ilahi kaynağa dayanan ilimdir diyor. İlahi kaynaktan alınan ilimdir diyor. Evet. O ilim de iki kısma ayrılıyor diyor. Bir vahiy yoluyla alınan ilim diyor. Bir de ilham yoluyla alınan ilim diyor. Vahiy yoluyla gelen ilim, alınan ilim peygamberlere mahsustur. Evet. İlhamla gelen de velilere mahsustur diyor. A kesin bilgi bunlardır diyor. Diğer bilgiler kesin değildir diyor. Ve Gazali de diyor ki bilgi diyor beş kanaldan diyor havuza akar. Beş kanaldan. Görmek, işitmek, koklamak, dokunmak, tatmak. Bu beş kanaldan bilgiler kalbe akar. Kalp de bir havuzdur diyor. Bilgiler öyle toplanır havuzda diyor. Ve diyor ki irfan ehli olmaya karar veren bir insan, irfan ehli olmak isteyen bir insan bütün bu kanalları kapatmalıdır diyor. Yani gördüğüne de inanmayacak. İşittiğine de inanmayacak. Kokladığına da inanmayacak. Yani ağzı efendim acı biber de yese şeyh dese ki bu acı değildir. Evet acı değil diye kabul edecek yani. Tek diyor kesin bilgi diyor şeyhid. Mürşidin ağzından çıkan bilgidir diyor. İmam Gazali bu şekilde irfan ehli olabilirsiniz diyor. Yani ancak o sizi irfan diyor şeysine zümresine diyor. Dahil olmaya diyor şey olur diyor. Sebep olur yol şey olur vesile olur diyor. Yani bunlar yolu bu şekilde eskiler bunu bu şekilde şey yapmışlar. Ondan sonra tasavvufu pirleri ve tarikatçıların pirleri ilk öncüleri bizim yolumuzun üç şartı vardır. Bizden istifade etmek isteyen bizim kapımıza gelmeden önce şu üç şarta riayet etmelidir. Bir, ihlas. İki, teslim. Üç, muhabbet. Bunları gözetmeyen bize gelmesin, bizden istifade edemez. Teslimiyet nedir? Hiçbir şeye itiraz etmeyeceksin. İlmini ve aklını kullanmayacaksın mürşide karşı. Mürşit ne derse desin, doğru olan odur diyor. Ona kulluk edeceksin yani. Ona teslim adeta, olacaksın. Adeta. Hani şimdi günümüzde efendim Pensilvanya'ya niye efendim teslim oluyorlar? Niye akıllarını kullanmıyorlar? Deniyor. Tamam. Deniyor. Pensilvanya'ya teslim olmayın. Ama diğerlerine karşı niye aklınızı kullanmıyorsunuz? Sizde çifte standart da oluyor o da. Evet. Değil mi? Diğer tarikatlar öyle değil mi hocam? O da öyle. Yani aynı tehlike orada da yok mu hocam? Aynı tehlike şimdi o boyutta değil onlar. Tabii darbaya gelişecek, teşebbüs edecek boyutta değil o yönde. Ama fikir olarak onlar da aynı. Evet. Hocam. Yani ben 2009 şey nedir? Bir, 2009 yılında ben bir Star TV'de Fethullah Gülen'i eleştirdim. Evet. O zaman beni susturdular. Kim susturdu seni hocam? Ya mevcut hükümet bakanları bana neyse ileri gidiyorsun bilmem ne bilmem ne. Ya o zaman ya bizim suçumuz neydi? Niye beni susturdunuz? Bırakın Fethullah Hoca'yı anlatayım size. Ve söyledim o programda da. Bu tehlike geliyor dedim. Evet. Bu tehlike geliyor dedim. 2009 yılında. 18 Ekim'de Star TV'de. Ha benim şahitlerim de eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vardı. Evet. Ersin Kalancıoğlu vardı. Şükrü Elek da vardı. Ha bunun baro başkanı Ümit Bey vardı. Ha onlar da hepsi evet. Bu programda vardı. Ya dedim işte anlattım Fethullah Hoca'yı. Ya bunların kerametlerini nasıl kabul edebilirsiniz? Adam diyor ki o zaman onun kerametleri Zaman gazetesinde yayınlandı. Yayınlanıyordu evet. Ve şimdi efendim o kendini temize çıkaran o zamanki genel müdür de
Orada müdürdü. Evet. O küçük dünyam, onun hayatı orada yayınlanırken. E peki küçük dünyamda kerametlerinden bir tane bir örnek orada yayınlanmış olanlardan. Ne diyor? Erzincan depremi diyor. İlahi takdirde Erzurum için takdir edilmişti, yazılmıştı diyor. Evet. Deprem zamanı gelince diyor 38'de, 1938'de melekler, deprem melekleri gittiler Erzurum'a depremi gerçekleştirmek için. Fakat Erzurum velileri onları karşıladı. Ne o, niçin geldiniz? Niyetinizi biliyoruz. Onlar da dedi ki deprem için geldik. Olmaz, burada deprem olmaz dediler diyorlara veliler. Meleklere. Allah'ın emrini kabul etmediler. Olmaz. E niçin olmaz ya? E Fethullah Gülen ana rahmine düştü. Artık onun memleketinde deprem olmaz. Allah bunu bilmiyor eğer öyle bir şey varsa. Haşa. E melekler de şey yapmışlar ya, ne yapalım şimdi, Allah bizi gönderdi. E biz depremi gerçekleştirip gidip tekmil vereceğiz. Ya ya Rabbi, emrini yerine getirdik diyeceğiz. Biz ne yapacağız şimdi? Veliler demişler ya komşu vilayetten birine atın ya bu işi. Ve de gittiler Erzincan'ı mahvettiler. Erzincan'ın başına attılar. Ha bu ne inanan bir toplum. Ey Diyanet mensupleri, ey akademisyenler. Siz o gün niye sesinizi çıkarmadınız? Böyle saçmalık ne olur ya? İslam'da böyle bir inanç olur mu? Allah'ın takdirini geri çevirmek. Nedir o? Veliler Allah'a da, veliler Allah'ın emrine karşı Allah'ın emrini tersine çevirebiliyormuş. Haşa. Allah'ın emrini efendim dinlemeden kendiler tasarrufta bulunabiliyormuş. Hocam ha? Bu şirket değilse nedir? Ya bu şirk nedir? Bu inanç nasıl bir inançtır? Yani bu memlekette bunlar yayınlandı. Hiç kimse de sesini çıkarmadı. Bencileyin insanlar da yok, sen evliya düşmanısın. Sen zaten keramet kabul etmiyorsun. Söylediğimiz zaman da bize böyle cevap veriyorlardı. Evet. Ya bunu hangi toplum bunu kabul eder? İslam'ın neresine koyabilirsiniz ya? Veliler Allah'a da karşı çıkıyor. Haşa. Emrini de geri çeviriyor.